Çay istedim. Kedi, hayır. Hayır. Kedi, hayır. Çay mı? Herkese yeni bir günlük vlogdan daha merhaba. Bugün günlerden Perşembe. Bugün birazcık hava daha açık. Hava durumu program sınavları gibi hissediyorum kendimi sabahları. Bu 2-3 günleri hep böyle yapıyorum. Bugün dağlara çıkacağız büyük ihtimalle. Eğer çıkamazsak da yarın çıkacağız büyük ihtimalle yine. Şimdi eğer iş olursa o da olmaz. Eğer iş olmazsa bugün olur. Bakalım. İnşallah bugün olur. Karlar falan erimeden. Gerçi oradaki karlar erimez çünkü bayağı bir vardı. Neyse hadi bakalım. Bugün nasıl geçecek göreceğiz. İnşallah güzel geçer çünkü cumartesi günü gideceğim. 2 günüm kaldı. O yüzden iyi geçmesini umuyorum. Bugün hatta hiç bitmesin. Hatta yarın da hiç bitmesin. Hatta cumartesi hiç gelmesin. Cumartesi günü de saat 12.30'da Truva Turizmi'ne gideceğim. Akşam 7-8 gibi herhalde İstanbul'da olurum. Maalesef. Bakarsın çok güzel olmamış mı ya? Yolu. Tabii yetiremedi. Şurayı da sonradan yaptık. Doy logo çok güzel duruyor ya. Saygın yazısıyla beraber var ya, çok değişik güzel hava katmış, beğendim. Şimdi bir gün geçince arada. Bugün hava güzel biraz da ama rüzgar çok var bu sefer. Bayağı bir rüzgar var. Dastırı dastırı oraya çektik. Saat 9.37 olmuş. Şimdi kahvaltı edelim bakalım. Şöyle bir göstereyim. Eğer ev ilanını, ev falan satmak isterseniz veya araba satmak isterseniz. Reklam yapıyorum da. Reklam? Eğer ev satmak isterlerse veya işte ev almak isterlerse internet sayfasından karttan bakabilirler. Tamam. Gayrimenkul Saygın olarak bulabilirsiniz. Zaten tüm sitelerde varız biz. Evet, Hürriyet. Zingat'ta yok o zaman. Hürriyet, sahibinden, emlak sistem, emlak jet, hızlı jet, uçan jet, her şeyde biz varız, jet gibiyiz. Hadi bir bakalım. Olay nasıl olacak şimdi? Ha şimdi. Evet, hava. Çin'den gıda açacağız. Dayı şu balıkları yemi ben atayım bugün. Evet, fide getirdim. Nerede yemi onun? Fidelerden çelik aldık, yetiştirdim. Bugün ben atayım. Balıklarımı özlemişim. Nerede? Dört tane tek. Ha, bu mu? Bitirelim bakalım. Üç. Bu ne ya? Dört. Oraya gidene kadar daha yok olur. Ne? Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Ben bir biraz Eskişehir'de dolaştım. Nereye gitsek aynı mesele. Esnafı ne yapacağız? Hocam ekonomik kriz yaşıyoruz biz. Görmediler. Nasıl iyi hakikaten ya. Lan kaçıyor, tut artık şunu, tut. Tut şurada. Oğlum yesene sen de. Bir git. Sen gel. Ye şu yukarıdakileri. Ha, aç kalacaksın. O bu dişi bence. Bu erkek. Tut. Ye artık şunu. Ye. Hadi. Bir yemedi ya. Yerini değil mi? Hani? İki tane kaldı sadece de. Heh, yedi bir tane daha. Ha, yedi. Yedi. Masayı çıkartalım. Masamızı koyalım şöyle.
Bunun kar ha. Bu mu? Koy koy. Bunu mu? Bunu mu aldın? Tamam buraya. Hayır. Bir buraya kusmuş. Bunu mu çekersin abi? Çıktı o da kayıttı. Bir tane sandalye alalım. İki taneye gerek yok. Kusmun yanına gitmemize gerek yok hiç. Buyur dayı. Orayı temizlememiz lazım. Böyle işte sabah rutini. Başka da bir şey yaptım. Saçım bir şey olsa. Saatimiz 10'a yaklaşıyor. Montes varmış. Şşş, abone olmuyoruz demek. Güzel. Çok güzel duruyor ya. Ölmek gibi olmasın da. Neyse hadi görüşürüz. Ay. Evet. Saat 5 oldu ya. Gerekiyor mu bilmiyorum. Şarjım da azalmış bu arada. Şimdi kanalıma bir bakayım dedim de. Gece düzenlediğim videoyu saat 12 gibi falan yüklemeye koydum YouTube'a. Tamam mı? 5 GB'lık bir videoydu. Şu an saat 5. 12 saati geçmiş vaziyetteyiz hatta. Bayağı geçti. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hatta 20 saat olacak. Ve video hala daha kanala yüklenmemiş. Hala daha yüklenmemiş. Yani video şimdi gelmedi diye şey yapmayın diye söylüyorum. Şimdi bu videoyu da çekiyorum. Akşam gidince de düzenleyeceğim ama o videoyu hemen gidip atmam gerekiyor. Veya eve gidene kadar saat 8'e kadar 200 saat içinde artık yüklenmesi gerekiyor o videonun. İnşallah da yüklenmiş olur. Yani eğer yüklenmediyse ciddi anlamda zorlayacak beni. Şimdi iki tane vlog sıkışmış olacak. 5 GB'ın megabaytını kısacağım anlaşılan. Yani başka bir çözüm yolu bulamıyorum. Yani 5 GB'ın artık megabaytını kısacağım. Bir şeyler yapacağım bakalım. Kedi. Senin adını kedi koyuyorum bundan sonra. Kedi. İyice sürtünüyorsun ha. Şş. Şş. Neredesin? Kedi gel. Kedi çay isteyelim. Kedi hayır. Hayır. Kedi hayır. Kedi çayıma dokunmak yok kedi. Şşş kedi. Ağzını sıkma kedi şimdi. Bak. Neredesin? Yaramaz gel. Gel, al. Lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şş. Ne yapıyorsun? Gıcık. Bu eli garezi var galiba bunun. Eli hiç sevmiyor anlaşılan. Kedi. Kedi git seni istemiyorum ben. Git kedi. Kuyruğunu çekeyim. Şş. Hayırdır sen benim masamı falan çekiyorsun? Gel. Gel. Nasıl gelirsin ele?
Duster'ımız yoktu az önce, şimdi geldi. Gel seni seveceğim, gel. Gel. Pis, 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 pis. Gel. Pis, 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 pis. İçeride ne var? Gireceğim mi içeri? Hadi gir. Gir içeri. Nostalgia giriyor ya. Ne haber? Gel. Baksana şu yara masaya. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Bugün hava çok güzel. Yani güzel derken yağmur yok. Ondan hava güzel. O yüzden dışarıda oturulabiliyor, yağmur hiç yok. Ama çok soğuk yani hava ya. Yani bayağı bir soğuk. Dayımlar da araziye gitmiş, tekerlekler hep çamur. Ay. Tıkandım. Neyse ben çayımı içeyim kedimle. Sonra dükkanı kapatırken veya eve giderken çekim yaparım. Evet gençler, şimdi dükkandan çıktık. Arabadayım, eve gideceğim, dayım bir yere bakmaya geldi. Ay, bakalım. Saat 7:10 geçiyor. Aa sönme. Saat 7:10 geçiyor. Canım Duster'dayız. Abi çok güzel değil mi şu ışıkları ya? Ben çok beğeniyorum. Hava da karardı bu arada. Özleyeceğim seni Akçay. Bir de ben sağlık hastanesi, yani şey, devlet hastanesine eğer girersem, mülakata girmiştim. Eğer açıklandığında girersem büyük ihtimalle yazın gelemeyeceğim. Yani yıllık izin bir hafta olursa belki ancak o zaman gelebilirim. Ki bilmiyorum yani izin durumu nasıl olur. Bir ay süre olur mu izin? Yani 3 aylık okul tatilim olacak da 1 aylık acaba bir tatil yapabilecek miyim? 2 ay çalışırım büyük ihtimalle, zaten okuyarak çalışacağım. Şu an aklıma geldi bu Akçay'dan gitme tribine girdiğim yine. Neyse ben şimdi telefonu bağlayayım. Tam göstereyim göstermeyeyim bir kararsız kaldım. Telefonu bağlayacaktım, tam onu gösterecektim bağlamasını, sonra aklıma telif geldi. Neyse işte durumlar böyle arkadaşlar. Hadi yine eve ışınlanalım. Geldim yine eve. Şu an saat. Gözüküyor mu? Aynen. Saat 7:30. Bugün erken geldim. 7:30'da geldim buraya. Dükkanı erken kapattık biraz. Normalde şu saatlerde kapatıyorduk falan. Şimdi bir elimi yüzümü yıkayayım. Ay. Elimi yüzümü yıkayınca kendime geliyorum. Kendime geldim. Allah'ım. Saçlarım da başına aldı gitti. Bakar mısın şu saçlarına? Güzel ya. Karar verdim, uzatacağım. Ya ben uzatınca şöyle olacağım. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şekil alacak. Yani toplanmış hali böyle olacak ya, o yüzden diyorum. Şu an şöyle daha. Ya şurası benim. Garip duruyor biraz. Gelin şeye bakalım bir. Terasa bakalım. Ya daha doğrusu teras değil de balkonuna. Şöyle. Aynen şöyle. Bir de teras demiştim sahi. Balkon burası. Teras ne alaka? Terasta takıla takıla teras demişim. Belki snaplerden bilen olur. Buranın hep
snap'ini falan çekiyorum. Instagram'da paylaşıyorum. Instagram hesabım da açıklama kısmında var zaten. Ya şuraya bakmaktan gözümü alamıyorum. Şu ekrana bakamıyorum bile, baksanıza. Ya şu an gözüküyor mu pek bilmiyorum ama yani şurası inanılmaz derecede güzel gözüküyor. Sabahları gündüzleri de şu elimin üstü olduğu yer zaten şöyle bir çizgi var. O kadar yükseklikte şu hizada şöyle bir dağ gözüküyor. Baya baya güzel. Hatta böyle uzanıyor. Şurayı da arabayı park, şurası da arabayı park ettiğimiz yer. Tabii bir netlese her şey daha güzel olacak da. Netlemiyor. Şu an karanlık bir ortada olduğumuzdan dolayı netlemeyi pek yapamıyor. Bir içeri girdim. Sıcaktan soğuğa geçince bir üşüme geldi. Soğuğa alışınca yaparız bu işlemi. Aynen, kapattık. Işığı da kapatalım. Şurada kapattık. Hadi gidelim şimdi. Tam başka bir şey yok zaten. Şu kapıyı da kapatalım. Canım yatağım. Biraz bilgisayara bakalım isterseniz. Abi şu panda da süresi bitti. Antivirüs programının. Hala bildirimler gelmeye başladı. Hadi gelin bir YouTube'a bakalım. Klasik yaptığım şeyi yapayım yine. Düzeni oturttum sayılır. Her gün atıyorum. Bugün birazcık geç attım. Bu videoyu çekerken paylaştım. 20 dakika önce yazıyor. Yani o da normalde ben Handbrake diye bir programdan esas vloglarımın boyutunu küçültüyorum. Esas vlog boyutum 6 GB'a yakın. 5.95 GB öyle söyleyeyim. 5.95 GB'lık videoyu atmam tam 22 saat sürdü arkadaşlar. Tam 22 saat hesapladım. Yani bayağı bir uzun zaman. Normalde maksimum o da 8 saat sürüyor. O yüzden yani bir daha videomun boyutunu küçülterek atacağım. Yani videom boyutu da o programla 5 GB'dan hatta 6 GB'dan 900 MB'a düşürüyor. Yani bayağı bir düşürüyor. Yani 900 MB bile. Yani gigabyte da değil. Şöyle diğer izlenmelere baktığımızda da 22, 18, 14, 28, 68. Tabi bunlar şu an şey. Ana sayfada böyle gözüküyor ama onlar, ay kamerayı tutamadım ama onlar daha fazladır eminim. Bir de videoları sonuna kadar izlemiyorlar. Daha doğrusu izlemiyorsunuz. Yani bunu suç olarak şey yapmıyorum da şöyle söyleyeyim. Anlıyorum ben de sıkıcı olduğunu. O yüzden videolarımı olabildiğince akıcı şekilde yapmaya çalışıyorum. İçerikleri böyle daha değişik yapmaya çalışıyorum ama yani yaptığım şeyler gündelik hayatta klasik şeyler olduğundan dolayı yine de çekip atmaya çalışıyorum ama farklı bir şekilde yine gün içinde işler yapmaya çalışıyorum. O yüzden anca bu kadar çıkabiliyor. Bir de dün gece ve bu sabah daha çıkacağımızı söylemiştik. Bugün işlerimiz vardı. Biraz yoğundu. Dükkanın işleri vardı. Kendi işte tasarım falan işleri vardı. Onları halletmekten vakit bulamadık. Ama bugün iş çıkışında dayım dedi. Yarın botları falan geliriz dedi. Kalın giyiniriz. Yarın gideriz dedi. Tamam dedik biz de. Bakalım yarın gideceğiz. Bakalım. Merak ediyorum. Hatta çok kar varmış yani orada. Ondan dolayı yani buradan direkt oraya gitmek birazcık çok ani sıcaklık değişimi olacak. Bir de arazi aracıyla dağa çıkacağız falan. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. İlk defa deneyeceğim öyle bir şey. Ya yani hoş, normal kar yolu gibiyse alışkınım. İstanbul'da da var öyle, Çatalca'da falan da. Ama tabii şimdi arazi aracıyla girmek ayrı bir tat olur büyük ihtimalle. Neyse artık yarın göreceğiz. Ben vlogu da burada kapatayım arkadaşlar. Çünkü bunu daha editleyeceğim. Fazla bir zaman ayırmak istemiyorum. Çünkü bugün biraz yorgunum. Yukarıda dinleneceğim bir daha. Çok çok az. Ha, boğazlarım ağrıyor. Dün daha fazlaydı. Ya şu an geçti yani sayılı. Yani. Hatta şu an düne göre geçmişti yani. Çünkü çay içtim. Böyle bir limon, yarım limonlu bir çay içtim. Bayağı bir iyi geldi. Yani eğer hastaysanız böyle poşet çaylar oluyor. Ilhamurlu, ballı. Yeşil çay böyle oluyor. Yeşil çaydı sanırım. Aynen, zencefil falan vardı galiba. Bir de ona yarım limon sıkın için gerçekten boğaz ağrısına çok güzel geliyor. İşte neyse böyle
Ha, ondan dolayı da şimdi bu videoyu kapatayım. Sizi de düzenleyeyim. Sizi de megabaytını düşürerek atayım arkadaşlar. Vlogu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki günlük vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.